diyor. Bu çok çarpıcı bir iddia. Buyurun devam edin. Bu rezalet. Bu iddia eğer doğruysa bu bir rezalet. Bu ülkenin çivisinin çıktığının, bu ülkenin anayasal rejiminin tamamen ortadan kalktığının ve hiçbirimizin, hiçbir yurttaşın, hiçbir görevlinin herhangi bir hukuki güvenliğinin kalmadığının resmidir. Ya bir ülkenin demin söylediğim gibi belirli yetkileri olan yürütme organının başındaki yöneticisi hiçbir şekilde anayasal olarak karışmakla yetkili olmadığı, üstelik tam tersi yargı organlarının kararlarına anayasa gereği saygı duyup uyması zorunlu iken o kararlarından dolayı arayıp bu tarz üstenci, bu tarz adeta tehditvari cümlelerle onları bu muameleye maruz bırakamaz. Şimdi ya bu bal bu iddiaya göre koktuğu bu o zaman yalanlayacaklar. O zaman şu an itibariyle çıkacaklar hem Anayasa Mahkemesi hem ilgili üyeler hem ilgili kişiler bu iddianın yalan olduğunu söyleyecekler. Eğer susuyorlarsa doğru demektir ama bakın biz daha önce neler yaşadık? Biz yaşadıklarımızdan bunun ne kadar gerçek olma ihtimali yüksek olduğunu biliyoruz. Yani bu ilk bir örnek mi ki? Sabahtan akşama kadar Anayasa Mahkemesi'ne veya diğer mahkemelere istedikleri şekilde karar vermediğinde tehdit etmeyi, kapatılması gerektiğini, bunların terör yuvası haline dönüştüğünü söylemediler mi? Devlet Bahçeli Anayasa Mahkemesi'ni teröre hizmet eden bir organ olarak ilan etmedi mi? Ya böyle bir şey akıl tutulmasıdır bu. Kaldı ki ondan daha da ileriye yine bir iki ay evvel Anayasa Mahkemesi başkanlık seçiminde Cumhurbaşkanı'nın devreye girerek İrfan Fidan'ın o ışınlanarak adeta Yargıtay üzerinden hiç hak etmediği halde bir gün bile orada görev yapmamışken 3 aylık bir süre içerisinde önüne adeta bütün kariyer yolları döşenip ışık hızıyla Anayasa Mahkemesi'ne atanmasından sonra aynı kişinin Anayasa Mahkemesi'nde hiçbir tecrübesi olmadan Anayasa Mahkemesi'ne başkan olması için onun adına kulis yapıp diğer üyeler nezdinde çalışmalar yürüttüğünü ve bunun Mustafa Şentop üzerinden de neredeyse deklare edildiğini biz yaşamadık mı? Ya biz daha da ötesini biliyoruz. Öyle bir hale getirdiniz ki, öyle bir hale getirdiniz ki bu ülkenin yargı organlarını, saygınlığını, anayasal yeterliliğini, tarafsızlığını, bağımsızlığını her aşamada yerle bir ettiniz. Burada aslında esas yük Anayasa Mahkemesi üyelerine düşüyor, üyelerine. Ya arkadaş, hiç mi mesleki onurunuz yok? Lütfen Salim Bey, ben, hayır, hayır, lütfen. İtham etmiyorum ki. Şunu söyleyeceğim. Ama ya o şekilde yorumlanabilecek ifade nasıl Rütü'nün ceza kesini bakın, biliyorsunuz. Ben şunu söyleyeceğim. Ya mesleki onur, mesleki diyorum bakın kişiselden bahsetmiyorum. Elbette hepsi çok onurlu insanlardır. Ben ki mesleki etik ve mesleki onurdan bahsediyorum. Bir hukukçu olarak orada oturup ilk sahip olmanız, ilk sahip çıkmanız gereken şey o makamların, o bulunduğunuz görevlerin bağımsızlığını, o görevlerin bütün millete hukuken de bağımsız olduğu güvencesini verecek tutum ve davranışlar içerisinde olmanız. Bir, bunu yıkacak, bunu tehdit edecek, bunu ortadan kaldıracak bütün salvolara kimden gelirse gelsin, ister Cumhurbaşkanı'ndan, ister vatandaştan, ister muhalefet partisinden, ister herhangi bir kişiden buna karşı çıkıp bunu ortadan kaldıracak eylem ve tutum davranışlar içerisinde olmanız lazım. Mesleki onur bunu gerektirir. Şimdi siz bir başkanlık seçiminize ya yüksek mahkemenin başkanlık seçimine müdahale ediliyorsa, edilmişse kurum olarak kendinizin bir terör örgütünün destekçisi, adeta terör örgütünün uzantısı olarak ilan edilmenize efendim İstenmediği şekilde karar verildiğinde size olmadık hakaretlerin edilmesine ve bu örnekte görüldüğü gibi kararlarınızdan dolayı adeta azarlanarak fırça çekildiğinize eğer tanıksanız, eğer bunu yaşıyor ve sessiz kalıyorsanız ben sizin mesleki onurunuzu sorgularım. Herkes de sorgulamalı. Bakın şimdi bir bakıyorsunuz ama
Ya tabloya bir bakıyorsunuz. Kaç üyeden oluşuyor burası? 15 üyeden oluşuyor. 12'sini kim seçiyor? Doğrudan Cumhurbaşkanı seçiyor. Üçünü kim seçiyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiyor. E orada kim var? AKP üzerinden kendi çoğunluğu. Kendi çoğunluğu üzerinden yine Cumhurbaşkanı seçiyor. Bunu da geçiyoruz. Bunu da geçiyorum. 15 kişiyi liyakatlı bir şekilde bağımsız, tarafsızlığından şüphe edilmeyecek olarak seçmiş olabilir. E bir bakıyorsunuz. Ya kardeşim siz isimlerin önemi yok. Bakın kişisel kişiliklerden bahsetmiyorum. Ya siz 26. dönem AK Parti milletvekilini Anayasa Mahkemesi üyesi atamışsınız. Siz Adalet Bakanı Müsteşar Yardımcınızı Anayasa Mahkemesi üyesi atamışsınız. Siz Çorum AKP İl Başkanı'nı, milletvekili adayını Anayasa Mahkemesi üyesi atamışsınız. Siz başdanışmanınızı, Erdoğan'ın başdanışmanını Anayasa Mahkemesi olarak atamışsınız. Siz İçişleri Bakan Yardımcısı yaptığınız, yine partinize yakın bir ismi, aynı İrfan Fidan gibi hülle yoluyla Sayıştay'a 3 ay içinde Anayasa Mahkemesi'ne atamışsınız. Sanki hülle gibi diye. Evet, yani. Adeta hülle gibi. Ya bu görüntü başka şekilde izah edilemez. Bizim hakkımızda dava açıldı. Salim Bey'le ifade vereceğiz o davada. Davayı açan kim? İrfan Fidan. İrfan, tamam. Ya ben hukuku, bakın ben hukukun üstünlüğünü ve hukukun ilkelerini, hakimlerin görev yapmalarındaki o zorunluluğu, bağımsızlık ve tarafsızlıklarını yitirmeleri ihtimaline karşı sergilediğim her tutum, her davranış, her sözümden dolayı yargılanacaksam onur sayarım. Eğer bu ülkenin hukuk sisteminin ideal hale gelmesi için bir katkı sağlayacaksa, eğer bu yoldan çıkmış uygulamaları deşifre etmek onları rahatsız ediyorsa, bundan dolayı yapacakları her suçlamayı madalya gibi taşır. Tamam. Selim Bey, bir de hem ceza talep etmiş hem de para mı talep etmiş bizden? Yüzer bin lira da para talep etmiş bizden. İkimizden, her birimizden yüzer bin lira. Yani herhalde fakr-ı zaruret içerisindeler. Bilmiyorum, bizi de çok zengin görüyorlar galiba. Öyle gönüllerinden bu kopmuş. Bunların hepsini ben şey sayarım. Şimdi siz Anayasa Mahkemesi'ni böyle kurgulayacaksınız. Şu ana kadar mesela ben çıkarıyor baktım, Erdoğan'ın atadığı 7 üye, Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinden yine onun atadığı 3 üye, yani 10 üye Erdoğan tarafından atanmış. Kalan 5 üye Abdullah Gül zamanından kalma. Şimdi siz atadığınız 10 üyenin liyakatına, siciline, geçmişine baktığımda, ya kardeşim hepsi partinizle aidiyet içerisindeki kişiler. Şimdi siz bu rahatlıkla arıyorsunuz. Çünkü arıyorsanız ya, yani arıyorsanız bu iddiaya dayanarak bu yorumlar yapıyor. Eğer arıyorsanız şu rahatlıkla arıyorsunuz. Açtığınız zaman diyorsunuz ki, ya kardeşim sen zaten buraya atanacak liyakatta değildin ki. Seni zaten ben atadım. Ben atadım. Seni zaten ben bunun için atadım. Senin zaten görevin benim iktidarımın, bizim iktidarımızın önünü açmak, bizim iktidarımızın uygulamalarını burada onaylamak veya bize karşı olabilecek tehlikeleri bertaraf etmek. Ya bunun başka izahı var mıdır? Bu rahatlık olmadan hangi cumhurbaşkanı bugüne kadar kim aramıştır? Nasıl arayabilir? Ben eğer oraya liyakatıyla seçilmiş, ben hakikaten belirli görevlerden süzülüp, belirli incelemelerden geçmiş, kendimi vicdanen, aklen, her şeyimle tarafsız ve bağımsız hisseden bir Anayasa Mahkemesi üyesi isem, Salim Şen, sıkar biraz birisinin arayarak bu konuşmayı yapması. Arayamaz. Böyle bir şeye cüret edemez. Böyle bir ihtimali değerlendiremez. Böyle bir şey olamaz. Yıllarca hakimlik yaptım. Bir kişi bile arayıp böyle bir beyanda bulunmayı aklının ucuna getiremez. Getirirse olabilir, gerekli cevabı alır. Gerekli cevabı alır. Ve bir daha arama cesaretinde bulunamaz. Ya bulunduğunuz makamlar hakikaten bu ülkenin en kutsal makamları. Hak ihlaline karar veriyorsunuz kardeşim. Hak ihlaline. Sizden öte bir yer yok. Peki. Tanrısal yetkiler kullanıyorsunuz. Adeta. Adeta. Tabii ki öyle.
Hak iade ediyorsunuz. Hak teslim ediyorsunuz. Siz anında rütüp korkusu. Ama, yani. Ama öyledir. Hakimler adeta değil doğrudan adeta tanrısal şeyler kullanırlar. Ya ölüme karar veriyor. Ölüme yetki vermişsiniz. Bir insanın hayatını karartıyor. On binlerce insanın bak on binlerce bugün insanın KHK'lıların